DTA Akademi'nin değerli izleyicileri, yeni bir yazar ve eseri programımızda karşınızdayız. Bugün yeni bir konuğumuz var. Şırnak Halk İnanışlarında Cüdi Dağ ve Nuh Tufanı isimli kitabıyla Nuriye Deniz bizimle birlikte olacak. Çok güzel, enteresan, hepimizin bildiği ama halk bilimsel boyutunu bilmediği ya da üzerine çalışılmayan bir konuda bir çalışma yaptı ve okuyucuyla buluşturdu çalışmasını. Nuri Hocam hoş geldiniz. Hoş buldum hocam. Öncelikle teklifimizi kabul ettiğiniz için, bizi kırmadığınız için teşekkür ediyoruz. Güzel bir söyleşi umuyorum. İzleyiciler için böyle kısaca kendinizi tanıtabilirseniz sevinirim. Ben teşekkür ederim. Nuriye Deniz ben. Şırnak'ta doğdum, orada büyüdüm, hatta orada okudum. Öğretmenlik yapıyorum. Şu an için İzmir'deyim. Orada devam ediyorum mesleğimi. İsmet Hoca ile yüksek lisans yaparken bitirme tez yüksek lisans tezimi Şırnak inançta Şırnak'ta Cüdi Dağ ve Nuh Tufanı ile ilgili halk inançlarını araştırarak tamamlamayı uygun gördük ve bu yönde de güzel bir çalışmamız oldu. Evet, teşekkür ederim. Öncelikle tebrik ediyorum tekrar. Değerli konuklar, Cudi Dağ ve Nuh Tufanı birbiriyle anılan iki kavram ve bu kavramın tarih öncesinden, özellikle tufanla ilgili anlatılar ötesinden gelmesine karşın Nuh kavramı, Hazreti Nuh ismi Kur'an'la birlikte ve Kitab-ı Mukaddes'te de geçtiği üzere İlahi semavi dinler açısından, İbrahim'i gelenek açısından, hatta Tevhid'i gelenek açısından önemli. Dolayısıyla da halk inançları boyutu da bizim açımızdan çok ilginç oldu. Çok güzel bir çalışma oldu. Nuri Hocam, öncelikle çalışmaya evet bir başlık etrafında karar kılındı ama buna hazırlık aşamasında neler yaptınız? Yani çalışma ile ilgili hangi aşamaları, süreçleri geçirdiniz? Halk bilim alan çalışması olunca tabii biraz ilgi çekici oluyor. Bu konudaki hazırlıkları bizimle paylaşır mısınız? Tabii. Öncelikle bu çalışmaya literatür taramasıyla başladık. Çalışmada literatür taraması bizi biraz zorladı. Çünkü bölgeyle ve özel olarak konuyla ilgili az bir kaynakla karşılaştık. Bu başlarda biraz bizi zorladı. Bunun dışında kaynak kişi arayarak, daha çok halkın içine karışarak buradaki insanların Cudi hakkında ne düşündüğü, neye inandığı, yüzyıllardan beri gelmiş olan bu geleneğin aslında onlar için ne ifade ettiğiyle ilgili konuşmalar yaptık. Bu yönde kişilerle daha çok iletişime geçtik. Yani iki ayrı bölümden oluşuyor aslında çalışmamız. Birincisi literatür taraması, ikincisi de daha çok görüşme, tartışma olarak geçti. Evet. Peki alan deneyimlerinden belki biraz burada söz etmek ilginç olacaktır. Bir defa konu itibariyle bölge, yöre halkı bu konuya nasıl bakıyor, nasıl yaklaşıyor? Gündelik hayatı açısından tabii merak ediyoruz. İkincisi, senin konuyu yaklaşımını araştırma isteğinden sonra onların tabiri caizse tepkisi ne oldu? Yani olumlu mu, olumsuz mu? Bu konudaki bazı ilginç deneyimlerin varsa, anekdotlar varsa açıkçası merak ediyoruz. Evet, aslında alan çalışması esnasında yani güzel hikayelerle de karşılaştık. Çoğu zaman da biraz daha insanların konuşmaktan çekindiği zamanlarımız da oldu. Bu anlamda kaynak kişi bulmada zorluk çektik. Ancak halkın belleğinde oluşmuş olan yüzyıllardan beri var olan bu geleneğin halkın aslında belleğinde ne kadar kalıcı bir iz bıraktığı ve günlük hayatında, sözlerinde ve eskiden gelmiş olmak uygulamalarında hala yaşattıkları bu inancın aslında onlar için ne kadar kıymetli olduğunu ve kendi inançlarıyla ve kültürleriyle ne kadar özdeşleştiğini görmüş olduk. Gitmiş olduğumuz bir köyde yaşını bilmeyen bir tane yaşlı adamla karşılaşmıştık. Burada başta konuşuyordu, yani adam çok yaşlı.
Konuşuyordu, bir şeyler anlatıyordu. Hatta eski zamanlarda yaşamış olduğu işte bazı askerlik anılarından falan bahsetti. Ancak konuyu araştırmak istiyoruz. Biz okuldan geldik, biraz daha işin resmi tarafı var gibi konuştuğumuzda adam ben bir şey hatırlamıyorum demeye başladı. Ve konuşmaktan çekindi. Bu hem bizi güldürdü aslında hem de biraz düşündürdü bu anlamda. İnsanların neden bu kadar çekinmek zorunda bırakıldı. Birazcık tartışma meselesi tabii ki. Ama genel olarak iyiydi. İnsanlar tabii ki böyle bir araştırmanın yapılıyor olmasını gururla karşıladı. Anlayabilen ya da en azından tehdit olarak görmeyen insanlar gururla karşıladı. Bunun aslında çok kıymetli olduğunu kendileri de dile getirdi. En başta babam bana çok destek oldu. Kendisi bildiklerini anlatarak ya da kaynak kişilerle birebir görüşmemi sağlayarak bu çalışmamı tamamlamada aslında çok büyük bir rolü var. Bu yüzden hani ona çok teşekkür ederim. Bayağı destek oldu bana. Evet, öncelikle biz de kendisine teşekkür ediyoruz yardımlarından dolayı. Tabii şu boyutu da var. Halk bilim çalışmalarında ile en azından alan çalışmalarında insanlar bazı şeyleri çok fazla konuşmak istemeyebilirler. Tabii bölgenin kendi dinamikleri var. Özellikle akrabalık ilişkileri sıkı, birbirini tanıyan ve benzer konularda sohbet etmeyi seven insanlar. Biraz daha böyle işin içine resmi kurumlar girdiğinde bir miktar geride durabiliyorlar. Onları da tabii anlayışla karşılıyoruz ve alışkın olmadıkları da bir şey. Yani düzenli olarak bölgede alan çalışmaları çok fazla yapılmıyor. Bu da olmadığı için kendilerini bir miktar böyle geride tutabiliyorlar ama böyle özel örnekler vardır ama genel itibariyle de biz bu verileri yine halktan topluyoruz ve o açıdan da güzel bir deneyim oldu. Peki Nuri Hocam, şimdi çalışmanın iki boyutu var. Yani bir dağ boyutu var. Bir de Hazreti Nuh'la birlikte anılan bir tufan hadisesi var. Biraz bu iki kavram üzerinde yani çalışmanızı bina ederken, inşa ederken hangi alanlarda sınırlandırdınız? Biraz çalışmanın bu anlamda biraz içerikle ilgili bize bilgi verebilir misiniz? Öncelikle tufan olayını araştırdık. Tufan olayının diğer bazı kültürlerde ne anlama geldiğini, nasıl ele alındığına değindik. Nuh tufanı bazında ya da Mezopotamya'da gerçekleşmiş bir tufan bazında ilk olarak Sümer tabletlerinde rastlanmış olan bir bilgi. Bu anlamda özellikle Sümer tabletlerinin bu Sümer tabletlerinden elde edilmiş bilgilerden faydalandık. Nasıl ele alındığı, orada bu olayın nasıl geçtiği ya da nerede geçtiği konusunu ele aldık. Bunun dışında da Cudi Dağı'na gelmemiz gerekiyordu. Bu anlamda kültürlerde dağ kültünün aslında ne kadar önemli olduğu, insanların bu konuda neler düşündüğü, daha sonra da Cudi özeline inerek hem İslam kültüründe hem de yerel halk geleneğinde veya inancında Cudi Dağı'nın nasıl bir yere sahip olduğunu ele almaya çalıştık. Bir de tabii konuyu anlayabilmek aynı zamanda literatürünü araştırırken doğal olarak Sümer ve diğer Mezopotamya uygarlıklarında bir hafıza var. Bu hafıza bize kadar ulaştırılmış kalıntılardan, özellikle de arkeolojik kalıntılar bu konuda bize iyi bilgiler veriyor ve bir benzerlik olduğu, insanın kültür tarihi açısından önemli olduğunu bunu biliyoruz. Dediğin gibi tabii durumu anlayabilmek için yakın kavramlara da girmiş oluyoruz. Yani dağ kültüründen tutun da diğer bir takım inançlar da ortaya çıkıyor. Bu anlamda literatürü desteklemek için hangi kavramlara ya da hangi yan terimlere başvurduk? Biraz da onları bahsedersek en azından çalışmamızın literatür kısmının önemini en azından kavramış oluruz. Öncelikle hani dağ kültünden bahsettik. Biraz da onun yan dallarına bakalım.
dağ kültü, taş kültüne değindik. Yani orada çünkü ele aldığımız başka konular da var. Taş kültü üzerine konuşmamız gereken ya da vermemiz gereken bilgiler vardı. Bu anlamda açıklamalarımız oldu. Kültürü açıkladık. Biliyorsunuz kültür insan hayatının asla vazgeçemeyeceği bir parça. İnsan hayatının tamamını kapsıyor. Hatta insanlığın var olduğu günden beri var ola gelen bir şey diyebiliriz en geniş anlamıyla. Alışkanlıkları, inançları oluşturduğu, dolayısıyla da ele alınması mutlaka gereken bir şeydi. Çünkü Cudi Dağı ve Cudi Dağı'nın tufanla ilişkilendirilmesi, kutsal kabul edilmesi yerel bölgede özellikle kültürü, geleneği, göreneğiyle iç içe geçmiş bir inanç ve uygulama. Onun dışında ele aldığımız halk inançları vardı. Halk inançlarının ne anlama geldiği, aslında bu konuda ne kadar önemli olduğu veya nasıl ele alınması gerektiği konusunda da açıklamalarımız oldu. Evet. Yani özellikle bu kavramsal çerçeveye oturtabilmek için bu kavramların işte Hazreti Nuh'la çok fazla özdeş kabul edilen adak gibi yani kurban gibi yine Cudi'deki çeşitli uygulamalara kaynaklık eden, inançlara kaynaklık eden özellikle dağ kültü gibi yani oranın kutsal olduğunu belirten dağ kültü gibi, taş kültü gibi bu kültler gerçekten inancı anlamamız için bize çok önemli bilgiler veriyor. Bu açıdan da kavramsal çerçevesi burada güçlü bir çalışma oluyor. Biraz da özellikle şeyi merak ediyoruz. Yani bu tufanla ilgili ne gibi inançlar var? Yani en belirgin olanları örneğin bunları biraz yorumlarsak halkın tufana ilişkin inanışlarında bizleri neler bekliyor, neleri tespit edebildik? Evet, genel bir literatür taramasından veya Kur'an-ı Kerim'den yola çıkarak hadislerde nasıl ele alındığıyla da ilgilendik. Bu konuyu da ele aldık. Ama aynı zamanda insanlar buna nasıl inanmış ve bu inanç hala nasıl devam ediyor? İnsanlar bunu hala nasıl hatırlıyor? Buna da değindik. Yaptığımız alan araştırmaları sonucunda elde ettiğimiz bilgilere göre daha çok Cudi Dağı'nın kesinlikle Nuh'un gemisinin oturduğu dağ olduğuna inanılıyor. Burada Sefine diye bir bölgemiz var. Arapça'da gemi anlamına gelir ki geminin buraya oturduğu ve insanların, aslında Nuh ve oğullarının ya da yanındakilerin buradan dünyaya yayıldığı ya da orada uzun süre kaldıklarına inanılır. Bununla ilgili de burada dolaşırlarken cami yaptıkları ve toplandıkları bir yere Cema denmesi ve köyün isminin Cema olarak kalmaya devam etmiş olması önemliydi. Yani bu isim hala kullanılıyor değil mi bölgede? Evet, hala kullanılıyor ve biliniyor. Mesela Cebrail kapısı bunlardan bir tanesidir. Yani orada yine Nuh'la ilişkilendirilir ve Cebrail'in orada Nuh'a tufandan sonra görüldüğüne inanır gibi diğer bazı mekanlarımız da var tabii ki. Bu tür mekanlar hala Hazreti Nuh ile ilişkilendirilir ve bunların da tufandan önce veya sonraki olaylara katıldığını görüyoruz. Aynı zamanda dilimize yerleşmiş bazı şeyler var. Mesela Muratların Cudisi anlamında, hani verilen dileklerin dağı anlamında Cudiye Mürada kelimesi insanların dilindedir. Bu da çok önemli bir inanç ve aynı zamanda gelenek haline gelmiş bir uygulamadır aslında. Bunun dışında ele aldığımız birçok konu var. Ama yakın yerlerde, yani Şırnak bölgesinde bunun gibi ve buna kaynaklık edecek aslında birçok mekanın olduğunu söyleyebilirim. Evet, onlara da gerçi örneklerini isteyeceğiz birazdan ama Sefine'den bahsettin. Öncelikle Sefine ile ilgili çok tarihi, antik bir festival var burada. Her ne kadar bugün
biraz daha modernize edilmiş bir festival havasında yaşansa da bunun dini manevi boyutu, kutsal boyutu çok derin. Bize biraz Sefine Festivali hakkında ve Sefine'nin geçmişi hakkında neler tespit ettiğimizi de paylaşırsan sevinirim. Sefine bölgesiyle ilgilenen, özellikle de Sefine Festivali sırasında buraya gelen ziyaretçileri karşılayan bir ailenin olduğunu biliyoruz. Buna Mala Halife denir, Halife ailesi denir. Bu aile 9 kuşak boyunca bu konuda hizmet etmiştir insanlara. Oraya gelenlerin su ihtiyaçları ya da yemek ihtiyaçları ya da kalabilecekleri yerlerin sağlanması, yani o dönem çadır kullanılıyormuş daha çok. Özellikle de Temmuz'un ikinci haftasında başlayan festivallerle insanlar buraya doğru gidiyorlar. Orada toplanıyorlar ve birçok yerden insanlar geliyor buraya. Hatta burada sadece ibadete yönelik değil, alışverişe, hatta kız alıp vermeye varan bazı uygulamaların olduğunu öğrenmiş olduk bize kaynaklı eden kişilerden. Bu anlamda görüştüğüm bir kişi bana demişti ki benim amcamın eşi, amcamla eşi aslında orada tanıştılar ve orada aileler birbiriyle anlaştı ve istediler, bu şekilde evlendiler dedi. Yani bunun canlı bir örneği de aslında bunlar. Bunun dışında buradaki uygulamalar çok önemli. Oraya gidenin, özellikle 7 defa üst üste gidenin hac yaptığına inanılıyor. Yani normal bir haccı tamamladığına inanılıyor. Böyle bir gelenek ya da böyle bir söylem var tabii ki. Tıpkı hac uygulamasında Mekke'de yapılan uygulamalar gibi, mesela bir şeytan taşlama veya orada kesilen kurban gibi uygulamalar da söz konusu. Ayrıca orada 2 hafta kalınıyor ve bu 2 hafta boyunca yapılan yemekler ya da oraya ticaret amacıyla bir şeyler satmak için gelen insanlardan alınan eşyalarda tıpkı hacdan gelen eşyalar gibi kutsal kabul edilir. Gelemeyenlere de verilirdi mutlaka. Evet. Tabii bunun dini boyutu da var. Yani Hazreti Nuh'tan kalan bir yadigar, tabiri caizse kutsal bir mekan, üstü açık ve insanların namaz kıldığı bir mekan Sefine bölgesi, oradaki mescit. Ve Yahudi inancında da tabii belki kökenine biraz vurgu yapabiliriz. Ezra döneminde bunun inşa edildiğiyle ilgili bir inanç da var, yaygın bir inanç var. Yani Yahudiler ataları olan Hazreti Nuh'un bu anlamda gemiyi indirdiği yerde bir mescit yaptıklarını inandıkları için Hazreti Nuh'un bu anlamda mirasını devam ettirdiklerine inanırlar. Yani Ezra'nın zamanında bir mescit yapıldığına inanıyor insanlar. Daha sonra tabii özellikle de Hristiyan geleneği de bunu devam ettiriyor. Yine bölgedeki Nesturi Hristiyanlar uzun süre bu hac vazifesini yerine getiriyor. Pek çok gezginin, özellikle oryantalistlerin metinlerinde de buralara hac vazifelerini yaptıkları ile ilgili pek çok ayrıntılar var. Yani bölge Asur kent yerleşimlerinin de içinde olduğu için özellikle bunu da belirtmek lazım. Çok fazla tarihi bölgenin, tarihi kalıntının olduğu, özellikle civarında su sarnıçlarıyla, özellikle kale duvarlarıyla, yani bir kabartmalarıyla, özellikle Sanherib'in kabartmalarında yine bu bölgede bulmak lazım. Çok tarih boyunca hem yol üzerinde olduğu için, bir geçiş noktasında olduğu için de ciddi anlamda çok rağbet görmüş bir bölge, Sefine bölgesi, Cudi Dağı bölgesi. Bir de tabii bahsettiğin gibi Sefine'nin hem dini boyutu var, kutsal bir mekan. İnsanlar gelip orada özellikle bölgedeki dini büyüklerin, seydaların hem sohbet ettikleri bir yer, inzivaya çekildikleri bir yer. Aynı zamanda da insanların yemeklerini yaptıkları, uzak akrabalarıyla buluştukları, sohbetler ettikleri ve yine senin de bahsettiğin gibi çeşitli toplumsal olayları, varsa sorunlarını paylaştıkları, akrabalık ilişkileri kurdukları bir yer. Uzun zamandır tabii kapalı olduğundan, son 2 yıldır
Yeniden festival yapılmaya başlandı ve umuyoruz bu daha da ilerler. Bir de şunu da merak ediyoruz Nuri Hocam. Burayla ilintili neler var? Yani şimdi sadece Cudi Dağı Sefine'den tabii ibaret değil. Başka hangi ziyaretler ya da inançlar söz konusu Cudi ile ilgili? Ondan sonra da halk inançlarına belki geçebiliriz. Evet hocam. Bahsettiğiniz konuyla ilgili aslında makalemizde daha fazla bilgi var. O konuyu yani tarihi olarak ya da tarihi kalıntıları olarak daha fazla ele aldık. O konuda da izleyicilerimiz makaleden takip edebilirler durumu. Diğer inançlara gelecek olursak, burada bulunan mesela biz tabii Cudi hala tamamen açılmadı ve istediğimiz gibi gezemiyoruz, istediğimiz yerleri göremiyoruz. Ancak yine görüşmüş olduğumuz kişilerin bize bildirdiklerine göre Cudi'de bulunan bir mağara vardır. Buraya Hatice'nin mağarası denir. Ve çocuğu olmayan kadınların buraya gidip dua ettikleri, çaput bağladıkları bilinen bir gerçektir. Hatta buna bir Alman gazetesi de kaynaklık etmiştir zamanında. Çok uzun yıllar önce o buraya giden bir Alman orada buna dair kalıntılar bulmuştur. Bunun dışında Şeyh Mustafa mezarı bulunmaktadır. Şeyh Mustafa da buranın bilinen eski dervişlerinden biridir ve burada eğitim veren, bölgede eğitim veren bir hoca olarak biliniyor. Çokça saygı duyuluyor. Hatta Şeyh Seyda Sefine ziyaretleri sırasında mutlaka gider bu mezarı ziyaret edermiş. Evet. Peki biraz daha böyle günlük hayattan bahsedersek Nuh tufanı ya da Cudi ile ilgili, Hazreti Nuh'la ilgili halkın hafızasında neler var? Hangi uygulamaları gerçekten yaşatılıyor? Bu konuda tespit edebildiğimiz genel anlamıyla çok fazla ayrıntılı olmasa da hangi uygulamalar var? Yani halka şimdiye kadar ve güncelde hangi inanışlara sahip? Evet, Cudi'nin kutsallığına kesinlikle inanılıyor ve bunu çocuklarına da anlatıyorlar ki zaten yüzyıllar boyunca anlatılıyor. 40 yıldır orada festivalin gerçekleştirilemiyor olması hiçbir şey değiştirmemiş bu anlamda. Hafızalar hala genç, bu anlamda hala diri ve yaşatılıyor bu kültür, bu inanç. Dediğim gibi öncelikle Cudi'nin kutsal olduğuna ve özellikle dua ederken işte buranın dileklerin dilendiği bir dağ olduğuna, kutsala en yakın yerlerden biri, hani merkezde buradaki yerel halkın kutsala en yakın ya da en iyi yaklaşabileceği yerlerden biri olarak inandıkları bir mekan. Dağ olması da tabii ki bu inancı biraz daha desteklemektedir. Çünkü dağ insanlık tarihinde dağlar oldukça önem taşımaktadır. Gerekse gökyüzüne yakınlıkları, gerekse ihtişamları, büyüklükleri sebebiyle. İnsanlar buranın bir şekilde Nuh'la hemhal olduğu ya da Nuh'un gelip burada çocuklarıyla, gemidekilerle birlikte yaşamaya başladığı ve burada cemadan bahsetmiştik mesela. Bunun dışında Nuh Nebi Mescidinden siz bahsetmiş oldunuz. Yani burada kurulan bir ibadethane, önce Yahudiler, daha sonra Hristiyanlar ve daha sonra Müslümanların gelişiyle tabii her seferinde isim değiştiriyor. Burası Nuh'tan bir şekilde Nuh'un yadigarı olarak kalmış gibi de biraz hani lanse edilmiş ve hafızalarda bu şekilde kalmış. Aynı zamanda insanların üst üste taş koyma gibi bir geleneğine rastladık. Bu çok fazla bilinen bir gelenek değil. Özellikle merkezde, Şırnak merkezde, Cudi'ye bakan tepeliklerde üst üste 7 taş konulmuş. Bu 7 taşın Cudi'yi selamladığına inanılırmış. Bir başka rivayete göre de aslında insanlar özellikle 40 yıl öncesinde festivallerin devam ettiği dönemlerde insanlar yollarını bulabilsinler, arkadan gelenler öndekini takip edebilsinler diye Cudi'ye giden yollarda üst üste taş koyarlarmış ki diğer gelenlere işaret olsun bu durum. Bu şekilde bir inancımız var. Bir de sırt taşı
sırt taşı diye bir taşın varlığı söz konusu Cudi'de. Sefine bölgesine çok yakın bir yerde. Bu sırt taşının da şifalı olduğuna inanılır. En son gittiğim ve festival sırasında gördüğüm kadarıyla da kadınlar, erkekler gelip burada bu taşa oturur veya bu taşın etrafındaki diğer taşlardan alırlar. Onun kutsiyetine inanırlar. Tabii ki hani bu medet umdukları şey bu taş değildir ama kutsalın bulaşmış olmasıyla bu taşın kendilerine şifa olacağına inanırlar. Ağrıyan bir yerleri varsa bu taşla belki ağrılarının geçebileceğini ya da çocuğu olmayan kadınların bu taşlardan alarak veya oraya gelmemiş olsa bile gelenlerin bu taşlardan alıp o kadınlara bu taşlardan vererek çocukların olabileceğine dair bir inanç söz konusu. Özellikle dağla ilgili çok fazla inanç söz konusu. Aynı zamanda günlük hayatında da insanların Cudi ile ya da Hazreti Nuh'la ilgili çok fazla pratikleri var. Mesela Cudi isminin çok yaygın olması bölgede değil mi? Yani kuşak bağlanması gibi Cudi isminin Evet. çok yaygın olması. Biraz da böyle halkın sözlü kültüründe neler var? Onlardan da böyle bir özetlersen bize yavaş yavaş bitirmiş olacağız. Evet, sözlü kültüründe mesela çok fazla yağmur yağdığında bu yağmur değil tufandır anlamında ne barana tufana denir. Onun dışında mesela Nuh'la ilgili ya da Cudi'nin Hazreti Nuh ve tufana bir şekilde ev sahipliği yapmış olmasıyla ilgili bir dengbejimizden aslında artık anonim bir haldedir bu dengbeji. Bunu defalarca farklı farklı insanlar seslendirmiştir. Burada mesela Cudi'ye özellikle merkezden bakıldığında Şeyh Muhammed Türbesi diye bir türbe vardır. Bu türbeye karşılık geldiği, bunun Muratların Cudi'si olduğu, insanların buradan dileklerde bulunduğu gibi bazı sözler geçmektedir bu dengbejide. Bir de bölgede kuşak ve tıraş olma geleneğinin bir şekilde Hazreti Nuh ve sonrasında da diğer peygamberler hatta sonrasında diğer insanların burada yaşayan özellikle insanların kültüründe yer edindiğine inanılır. Tufandan sonra Cebrail'in gelip Hazreti Nuh'a bir kuşak bağlattığı ve tıraş ettiğine inanılıyor. Böyle bir inanç söz konusu. Buradan gelme hatta yerel halkın giyimine baktığımızda oradaki geleneksel giyimde hem kadınlarda hem de erkeklerde kuşak bağlandığı, bunun yüzyıllardır devam ettiğini biz biliyoruz. Dolayısıyla da bu uygulamaların da bir şekilde Hazreti Nuh'la bağlantılı olduğuna inanılmaktadır. Evet, teşekkür ederim. Tabii bir de Heştan köyüyle ilgili belki son kez bunu bağlayabiliriz. Özellikle tufandan sonra Hazreti Nuh ve beraberindekilerin tufanın bitiminden sonra şükür namazı kıldıkları ve daha sonrasında bugün kurulduğuna inanılan hala aynı yerde olan bir köy var. Heştan ya da Haştiyan 8 ya da 80'ler farklı söylemler mevcut ama burada onların sayısına vurgu yapan 8 ya da 80 kişi olduklarıyla ilgili bir inanç da var. Bu köy hala burada mevcut. Burada yaşayan insanlar var ve tam da oradan da bakınca aslında Cudiye Sefine bölgesinin bulunduğu alan da aşağı yukarı fark edilmiş oluyor zor olmakla birlikte. Dolayısıyla bu isimler de bugün Yoğurtçular Köyü diye geçiyor resmi olarak ama bu isim de yüzyıllar boyunca aslında bölgede Hazreti Nuh'un anısına saygı olarak insanlar tarafından hala biliniyor. Bunu da söyledikten sonra programımızı belki burada sonlandırabiliriz. Nuri Hocam çok teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim hocam, sağ olun. Bu alandaki ilk çalışma belki yeni kaynaklar, yeni kaynak kişiler ya da yeni halk inanışlarıyla ilgili başka fenomenler de tespit edilebilir herhalde değil mi? Yani bu çalışma nihayet sonlandırılmış, nihai bir çalışma değil. Belki bu konuda yeni araştırmacılara da bir tavsiyeniz olabilir diye düşünüyorum.
Tabii mutlaka hiçbir çalışma tam olarak olmuş değildir. Benimki de öyle. Mutlaka eksikliklerim var. Bu eksikliklerinde evet yeniden araştırmak isteyen arkadaşlarıma en azından bir yol açmış olmuş oldum burada. Yeniden araştırmak isteyen arkadaşlarım mutlaka çok daha güzel şeyler bulacaklardır. Çünkü ben bu çalışmayı tamamladıktan sonra da bana gelen bazı bilgiler oldu. Yani bunları da bulup aldıktan sonra özellikle de bölgenin tamamen açılması, o mekanların bir şekilde gezilip görülmesi veya arkeolojik çalışmaların başlatılması belki de çok uzun zamandır insanların orada neler yaptığına ya da başka hangi gelenekleri aslında oradan aldığına ya da dilimize geçmiş bazı şeylerin kökünün aslında oradan gelmiş olabileceğini dair kanıtlar da bulabiliriz. Evet, çok teşekkür ederim. Hayırlı olsun çalışmanız. DTA yayıncılık tarafından okurlarla buluştu. Önemli bir kaynak ve aynı zamanda bölge kültürüne de bölge kitaplığına da önemli bir fayda sağlayacağını düşünüyorum. Değerli konuklar, yazar ve eseri programımızın bir sonraki bölümünde buluşmak üzere. Hepinize Allah'a ısmarladık diyorum.